İlk olarak hemostaz hakkında genel bir giriş yapalım, hatırlatma olsun. Bir endotel hücresi çiziyorum. Hemostazın temel amacı endotel hücresine bir hasar geldiğinde kanamayı hemen durdurmaktır. Bunu da ilk olarak trombosit tıkacı ile sağlıyoruz. Primer yani birincil hemostazın amacı budur. Ardından bu tıkacı güçlendirmek için fibrinleri tıkacın üzerinde birbirine bağlıyoruz. Böylece bir nevi düğüm oluşuyor, bu da tıkacı güçlendiriyor. Bu bahsettiğim sekonder yani ikincil hemostaz sonucu gerçekleşiyor. Oluşan son yapıya pıhtı ismini veriyoruz. Bu videoda birincil hemostaza odaklanacağız. Endotel hücresini şu köşeye koyuyorum ki trombosit tıkacına odaklanabilelim. Buraya başka bir endotel hücresi koyuyorum. Bu sefer hücreye hasar vereceğim ki vücudumuz kanamaya tepki versin. Birinci hemostazın ilk adımı vazokonstriksiyondur. Yani diğer adıyla damarların büzülmesi. Burada damar çevresindeki düz kas tabakası kasılır. Böylece kan daha dar bir alandan geçer ve kan kaybı minimuma iner. İşte şurada küçülen alanı görüyorsunuz. Bunu bir köprüye benzetebilirsiniz. Bir arabayla bu köprüden geçiyorum. Birden köprünün bir tarafı çöküyor. Polis geliyor ve trafiği yavaşlatmak zorunda kalıyor. Amacı arabaların köprüden yuvarlanmasını engellemek. Polis trafiği yavaşlatmak için şerit sayısını azaltıyor. Diyelim ki dörtten ikiye indiriyor. Kan damarları da işte buna benzer bir tepki veriyor. Vazokonstriksiyonu iki şekilde yapıyoruz. İlki bir sinir refleksi gibi. Bir hasar oluyor ve hemen ardından sinirlerimiz düz kas hücrelerimize kasılma emri veriyor. Diğer yol ise endotelin adındaki bu mavi molekül. Bu endotel hücrelerinden salgılanıyor ve etkisini düz kas hücreleri üzerinde gösteriyor. Sonuç olarak vazokonstriksiyon oluyor. Endotelin ne yaptığını anlamak için Öncelikle sağlıklı bir endotel hücresinin ve kan damarının nasıl davrandığını anlamalıyız. Sağlıklı bir damar 3 molekül salgılar. Yeşil molekülleri de nitrik oksit ve prostasiklin olarak yazıyorum. Bunlar vazodilatasyon yani damar genişlemesi sağlıyor. Daha önce bahsettiğim endotelin ise vazokonstriktör yani damarı büzüyor. Endotel hücreleri bu maddeleri sürekli salgılıyor. Fakat sağlıklı kan damarlarında vazodilatasyon hep vazokonstriksiyona baskın geliyor. E bu da aslında mantıklı çünkü kanın damarlardan akması iyi bir şey. Peki hasar durumunda ne oluyor? Salgılanan bu nitrik oksit ve prostasiklinin bir kısmını kaybediyoruz. Endotelin görece fazla hale geliyor ve vazokonstriksiyon oluyor. Vazokonstriksiyondan sonra trombosit adezyonu denen olay gerçekleşiyor. Buna da ihtiyacımız vardı zaten. Bir şekilde trombositleri olay yerine toplamamız gerekiyor. Peki trombositler bunu nasıl yapıyor? Bunu anlamak için de trombositleri anlamamız gerekiyor. Öyleyse gelin biraz da trombositler hakkında konuşalım. Şimdi ben buraya bir trombosit çizeyim normalde kare şeklinde değiller. Bu kadar büyük de değiller tabi ama neler olduğunu iyi anlamanızı istiyorum. Trombositler damarlarımızda kırmızı kan hücreleriyle birlikte yüzüyorlar ve sırtlarında granüller taşıyorlar. Bu granüller keseye ya da kamp çantalarına benziyor. Kamp çantalarını düşünün. içine koyduğunuz her şeyi kullanmak zorunda değilsiniz ama her ihtimale karşı çantanıza koyarsınız, değil mi? İşte bu granüller de aynı mantıkla çalışıyor. Şimdi de biraz reseptörler hakkında konuşmak istiyorum. İki reseptörden söz edeceğim. Aslında bunlar daha fazla ancak birincil hemostaz için önemli olan bunlar. Çizdiğim mavi ve mor reseptörlerin ikisi de glikoprotein. İsimleri çok uzun olduğu için bunları ifade ederken protein diyeceğim. Ayrıca bahsi geçen her kavramı da bu tarafa yazacağım. Böylece, birincil hemostaz için önemli olan bütün molekül ve reseptörlerin bir listesini çıkarmış olacağız. Burada gördüğünüz mavi reseptör glikoprotein 1B. Mor olansa glikoprotein 2B3A. Bundan sonra bunları 1B ve 2B3A şeklinde ifade edeceğim. Trombositlerin hasarlı bölgeye nasıl eriştiklerini anlamak için Öncelikle normal trombositlerin endotel hücreleriyle nasıl iletişim kurduklarını anlamalıyız. Normalde trombositler endotel hücrelerine yapışmazlar. Bu nitrik oksit ve prostasiklinle ilişkili bir durumdur. Bu iki madde sağlıklı endotel hücreleri tarafından salgılanır ve düz kas hücrelerinin genişlemesini sağlar. Buna ek olarak trombositlerin endotel hücrelerine yapışmasını da engellerler. Daha önce de konuştuğumuz gibi damar duvarında bir hasar olduğu takdirde trombositlerin endotel hücresine yaklaşmasını engelleyecek daha az nitrik oksit ve prostasiklin olacak. Bununla beraber trombositlerin yaralı bölgeye yapışma ihtimali artacak. Bütün bunlara ek olarak da elimizde yapıştırıcı görevi gören başka bir molekül daha var. Yaralı bölge ve trombosit arasındaki bağı sağlayan bu molekülün adı von Willebrand faktörü. <laughs> Keşke daha kolay bir ismi olsaydı ama maalesef uzun ve zor bir isim. Ee, biz buna da kısaca VWF diyelim, tamam mı? Bu VWF normalde kanımızda dolaşır ama aynı zamanda yaralı bölgede endotel hücresi tarafından salgılanır vWF yaralı bölgeyle temasa geçince subendotelyal kolajen dokusuna bağlanır. Kolajen damarlara destek sağlar. Normalde trombositlerle teması yoktur. Fakat yaralı bölgede vWF kolajenlere sıkıca bağlanır. Diğer tarafta ise trombositler üzerindeki GP1b reseptörlerine bağlanır. Trombosit hasarlı ya da yaralı bölge olduğunda vWF'nin bağlanmasına hazırdır. Bağlandıktan sonra trombosit aktifleşir ve artık bir sonraki aşamaya geçmeye hazırdır. Aktivasyon ve degranülasyon. Trombosit aktifleşince şekli değişir. Evet, bakın şimdi trombositin şeklini değiştiriyorum. Yeniden çizeceğim. Tabii bir sürü başka şey de yapar. Eğer GP2B3A reseptörü varsa bu inaktif olmanın göstergesidir ve bağlanma gerçekleşmez. Aktifleştikten sonra bağlanabilir özellikte olur ve şekli değişir. Ve daha sonra trombositlerin içindeki granüller kullanılabilir olur ve burada degranülasyon gerçekleşir. Yani kana karışırlar. Bunlardan bir tanesi alfa granül. Alfa granülde bildiğimiz iki molekül daha var. Biri fibrinojen. Bunu ikinci hemostazda kullanıyoruz. Diğeri ise von Philebrand faktörü. Buradaki sıkı granüllerin içinde 3 molekül var. Bunlara sıkı diyorum çünkü sıkı keselere benziyorlar. Bunlarda serotonin, ADP ve kalsiyum var. Bu molekülleri şu şekilde aklımda tutuyorum. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zaman. Serotonin salgılanınca damar duvarlarında kasılmayı sağlar. Yani vazokonstriktördür. Bu bizim daha önce yaptığımız bir şeydi. O yüzden bunu geçmiş diye düşünelim. Şimdiki zaman ise ADP. ADP trombositleri aktive eder ve toplanmalarını sağlar. ADP'nin trombositleri bir araya toplamak için şimdiki zamanda şart olduğunu bilmeliyiz. Kalsiyum ise gelecek zaman. Çünkü kalsiyum ikinci hemostaz için gerekli. Bu da ikinci aşama. Burada trombosit tıkacını sağlamlaştırıyoruz aktifleşmiş bir trombositin yaptığı üçüncü şey ise tromboksan A2 salgılamaktır. Bu madde prostasiklinin yaptığının tam tersini yapar ve aynı enzim tarafından üretilir. Tromboksan prostasiklinle savaş halindedir. Etkisini düz kas hücreleri üzerine gösterir ve kasılmayı sağlar. Aynı zamanda daha fazla trombositi aktifleştirir ve toplanmalarını, kümeleşmelerini yani tıbbi olarak söylersek agregasyonu kolaylaştırır. Ve son aşamaya geldik. Trombosit agregasyonu. GP2b3a reseptörleri aracılığıyla olur. Fakat bu ancak trombositin aktifleşmesi, 2b3a reseptörünün şeklinin değişmesi ve fibrinojene bağlanır hale gelmesiyle mümkün olur. 2B3A reseptörü fibrinojene bağlanır ve bir sürü fibrinojen bir araya toplanır, trombosit tıkacı oluşur. Böylece birincil hemostaz sonlanmış olur.